TRT Türk'ten, Balkan Saati'nden herkese merhaba. Değerli izleyenler, ben Salih Hüzgenç. Sizleri güzel mi güzel, harika bir şehir olan, Balkanların incisi olarak kabul edilen Ohri şehrinden selamlıyoruz. Değerli izleyenler, buraya Balkanların incisi deniyor. Çünkü dünyaca ünlü Ohri incileri bu şehirde yetişiyor ve dünyaya ulaşıyor. Burası başkent Üsküp'e yaklaşık 175 km uzaklıkta ve nüfusu da 50 bin civarında. Bu nüfusun da %4'lük bir kısmını Türkler oluşturmakta. Ohri çarşısına girdiğinizde Türkçe konuşulduğuna, esnafların Türkçe muhabbet ettiğine ve Türkçe selam verildiğine şahit olacaksınız. Üsküp'ten çıktınız, Ohri'ye doğru geliyorsunuz. Sağınızda, solunuzda Türk köylerini göreceksiniz. Minareleri gördüğünüz zaman orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür diyeceksiniz. Değerli izleyenler, Ohri tabii ki çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih boyunca. Orta çağdan kalma hisarlar olduğunu biliyoruz burada. Aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz Ohri evleri burada çok büyük bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Osmanlı'dan kalma camiler var, kiliseler, manastırlar ve Ohri Gölü'nün güzelliği, tarihiliği derken UNESCO tarafından 1979 yılında Ohri Gölü Dünya Mirası Listesi'ne ekleniyor. Bir yıl sonra da Ohri Kenti Dünya Mirası Listesi'ne ekleniyor. Yani burası gerçekten büyük bir mirası bünyesinde barındırıyor. Evet, biliyorsunuz Kuzey Makedonya'nın denize kıyısı yok ama Ohri Gölü bir deniz gibi güzel mi güzel plajıyla sizleri bekliyor ve özellikle yaz aylarında turistlerin yoğun ilgisi olduğunu buraya biliyoruz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve Ohri'yi yakından tanımaya başlayalım. Değerli izleyenler, şu an Ohri'nin şehir merkezindeyiz. Hemen arkamda Ali Paşa Camii'ni görüyorsunuz, tarihi çınar ağacını görüyorsunuz ve burada Pir Mehmet Hayati Baba'nın bir halveti tekkesi ve Zeynel Abidin Camii de hemen beraberinde bulunmakta. Yanımızda da çok değerli bir isim, Ohri'yi bizlere anlatacak, Ohri'yi bizlere daha yakından tanıtacak çok değerli bir isim var. Eyüp Salih var. Eyüp Hocam, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. TRT Türk ekibine Ohri'yi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ohri gerçekten ziyaret edilecek bir yerdir. Bizler için de öyle. Biz teşekkür ederiz burada bizi de ağırladığınız, misafir ettiğiniz için hocam. Şimdi Ohri ile alakalı biz turizmle, tarihle ya da birçok şeyle alakalı malumata sahibiz ama Ohri'yi siz nasıl tanıtıyorsunuz? Yani Ohri'yi nasıl tanımak, nasıl anlamak lazım? Sizden dinlemek isteriz. Evet, Ohri gerçekten doğal güzellikleriyle, tarihi değerli eserleriyle ve ortak bir hayatın sürdürülmesiyle tanılmaktadır. Ohri'nin şehir olarak çok eskiye, daha doğrusu milattan önce 6. yüzyıla dayanmaktadır. Çok eskiye dayandığı için çeşitli dönemlerde farklı farklı hakimiyetler burada hüküm sürmüş. Makedonyalı 2. Filip, Bulgar dönemi, yani Bulgarların da burada hakim olduğu bir dönem, Bizans dönemi aynı zamanda ve sonunda Serp dönemi buraya hakim olmuş. 1385 yılında ise Osmanlı ilk olarak Ohri'yi kendi hakimiyeti altına almıştır. Ve o yıldan bu yana da aslında Osmanlı hakimiyeti sonlansa bile, yani 1900 yılların başında, ama hala o ruhun, Türkçenin konuşulduğu bir şehir olması bakımından da hissedildiğini görüyoruz hocam. Tabii burada 1670 yılında Evliya Çelebi'nin Ohri ziyaretinde çok önemli bilgilere sahip oluyoruz. Yani Ohri'de Evliya Çelebi'nin anlattığı gibi 34 camiden söz eder, 17'si cami ve 17'si mescit olarak. Aynı zamanda tasavvuf kültürünün yayıldığını da görmekteyiz. Birçok tekenin Ohri'de var olduğu da anlaşılmaktadır. Ohri'deki mahallelerin isimleri ise inşa edilen mescitlere göre almış. Yani Karabey Mahallesi, İskender Bey Mahallesi, Hacı Durgut Mahallesi gibi isimlerle
Türkler bu bölgede yayılmışlar. Yani memleket olmuş bu yer onlar için. Vatan kurulmuş burada. Yani Rumeli işgal edilen bir yer değil. Fethedilen bir yerdir. Burada hayat sürdürülmüş. Aynı zamanda insanların ihtiyaçlarını giderecek camilerden başka kervansaraylar, hamamlar, medreseler Ohri'de inşa edilmiş. Çok sayıda eserin yıkılmasına rağmen yani medreseden, kervansaraylardan izler kalmadı. Ama hala iki hamam ayaktadır. Yani o iki hamamın varlığı Türk varlığının bir ispatıdır. Aynı zamanda 10 tane camimiz var. Yani hepsi ayakta, hepsi ibadete açık. Merkezde yani bulunduğumuz yerde karşımızdaki Pir Mehmet Hayati Hazretleri'nin Halveti Hayati dergahı manevi açıdan bizim için çok önemlidir. Aslında cami ve teke olarak faaliyet göstermektedir. Çünkü Zeynel Abidin Paşa tarafından inşa edilmiş bir camidir. Pir Mehmet Hayati Hazretleri'nin 1720 yılları civarında buraya gelmesiyle burada Ramazaniye koluna bağlı halvetiliğin hayati kolu kurulmuştur. Zikrullah'tan ve ibadetten başka bu tekelerde biz Yunus'u tanıdık. Yunus'un ilahileri burada büyük bir zevkle okunmaktadır. Eşrefoğlu Rumi'ni tanıdık, Ümmü Sinan'ı tanıdık. Yani bu ilahiler bizim hayatımıza yön verdi. Tasavvuf anlayışıyla Allah aşkına ne olduğunu öğrendi insanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı muhabbetin ne olduğunu fark etti insanlar. Buradaki halk büyük bir zevkle bu ilahileri söyler ve bu ilahilerdeki söylenen sözleri hayatında pratikte yaşamaya gayret eder. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Yani aslında buraların hem İslam'la buluşmasında hem de bir kültür inşasının gerçekleşmesinde tekkelerin, bu güzel insanların açtıkları yerlerin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu ifade ettiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Bir de hocam siz bir eserinizi yanınıza getirmişsiniz. Rumeli'den Bir Ses diye. Biz burada Rumeli beldesinde çekimler yapıyoruz Balkanlar'da. Sizler de bir kitabınızla beraber buraya gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle ben kamerada göstermek istiyorum hocam müsaadenizle. Şöyle. Şöyle bakın değerli izleyenler. Hocam sağ olsun bizler için de imzalamış değerli eserine. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Biz Ohri'de yolculuğumuza devam edeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa mikrofon sizindir. Buyurun. Bir daha sizlere teşekkür etmek isterim. Bol bol Ohri'de çekimler yapın. Görülecek, gezilecek, kıymetli seyircilerinize aktarılacak çok şeyler vardır. Tekrar sizleri Ohri'ye bekliyoruz. İnşallah diyoruz ve biz de kıymetli hocamızın yanından ayrılıp Ohri'yi tanımaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Ohri'ye geldiğiniz zaman Türkçe konuşan insanlara rastlıyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'den gelen misafirlere de rastlıyorsunuz buraya gezmek için. Ve aynı zamanda Balkan Saati'ni izleyip buraya gelenlere de rastlayabiliyorsunuz ki Hasan Bey ve eşleri de daha önce Balkan Saati'ni izlemişler. Bize selam verdiler. Biz de onlara merhaba diyoruz. Merhabalar. Merhaba Salih Bey. Merhabalar. Merhaba. Nasıl buldunuz buraları? Buraları çok güzel bulduk. Gerçekten hani ya düşünemediğimiz yer burası Salih Bey. Suyun boyunu gezdik. Orada bir otelde kaldık. Burada olmak Türkiye'yi bir hatırlatma. Türkiye'nin doğuşu gibi bir yer burası. Gerçekten çok güzel bulduk burayı. Peki siz nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. En çok neyini beğendiniz Ohri'nin? Evleri çok güzel. Balkan Saati nasıl buluyorsunuz Hasan abi? Balkan Saati'ni gerçekten çok güzel. Sizi izlemek doyumsuz orada. Burada karşılaşınca ne hissettiniz? Çok içimden gerçekten ya Salih Bey falan. Sağ olun çok güzel. Gerçekten. Teşekkür ediyoruz. İnşallah yine karşılaşmak üzere diyelim. Balkan Saati Ohri bölümünü de izlediğinizi kendinizi göreceksiniz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
Değerli izleyenler, şu an Ohri merkezden hareket ettik ve Ohri Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Kaleye çıkarken sağımızda solumuzda Osmanlı'dan kalma evler var. Ve şurada da bir taş var. Bu taş için biz acaba bu ne taşı diye merak ettik. Çünkü bir çıkıntı halinde bulunuyor taş. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde ecdadın en önemli sembollerinden biri sadaka taşlarıydı. Biz sadaka taşına benzettik ama normalde sadaka taşı değilmiş bu. Binek taşıymış. Nasıl yani? Atlarına, hayvanlarına Osmanlı halkı binmek için kolaylık olsun diye böyle bir incelik düşünülmüş. Ve binek taşı evlerde bir çıkıntı olarak bu şekilde Ohri'de hala bulunmakta. Değerli izleyenler, Ohri Kalesi'ne doğru çıkıyoruz ve hemen şu an görmüş olduğunuz amfiteyatrodayız. Burası antik bir tiyatro alanı. Milattan önce 2. yüzyılda yapıldı. Helenistik ve Roma dönemlerinden kalma bir eser burası ve gerçekten Ohri için, Kuzey Makedonya için, Balkanlar için çok önemli bir yer. Ohri'nin tek antik tiyatrosu. Yapıldığı dönemde şöyle bir özelliğe sahip burası değerli izleyenler. Biliyorsunuz Ohri Doğu Roma İmparatorluğu'yla Konstantinopolis yani İstanbul arasında bir geçiş güzergahı. Ve o dönemde de senatörler bu güzergahtan geçtikleri için onları eğlendirmek, güzel vakit geçirmeleri için burası tasarlanmış. Ve yüzyıllardır, binlerce yıldır ayakta kalan bir tarihi bir yerdeyiz şu anda değerli izleyenler. Burada tabii şu an sizler görüyorsunuz 4 tane kapı var. Bu kapılar şehrin büyüklüğünü göstermesi amacıyla tasarlanan kapılar. Burada gladyatörlerin, yırtıcı hayvanların, yabani hayvanların gösterileri olmuş. Yani şöyle bir baktığınızda bundan belki binlerce, yüzyıllarca önce insanların burada işte gladyatörlerin savaştıklarını, yabani hayvanların buralarda var olduklarını hayal edebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki yükseklik de yaklaşık 2,5-3 metre civarında. Yani neden? Çünkü hem gladyatörler hem de hayvanlar buradaki seyircilere ulaşamasın diye burası bu şekilde tasarlanmış. Ve şu anda da değerli izleyenler Ohri'de yaz festivallerinde burası aktif olarak kullanılıyor. Buraya geldiğinizde festivallere denk gelirseniz buradaki harika akustikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Değerli izleyenler, Balkanların incisi Ohri şehrini gezmeye devam ediyoruz ve şu an neredeyiz? Ohri Kalesi'nin önündeyiz. Burayla alakalı bir rivayet anlatılıyor. Şu an yanımda çok değerli bir hocam var, onu da soracağım. Buraya gelen askerler tepeye çıktıkları zaman şöyle derin bir oh çekmişler. Çünkü gerçekten tepe nokta burası. Bayağı yokuş çıkmanız gerekiyor. Akabinde de rit kelimesi yanına gelmiş ve ne olmuş? Tepe? Ohrit olmuş. Ohrit olmuş. Tepe şehir mi olmuş hocam? Evet, aynen. Tepeşehir anlamına geliyor burası. Şu an yanımızda çok değerli bir isim var, Tayyip Hoca. Kendisi burada hem öğretmenlik yapıyor hem de rehberlik yaparak burada gelen insanlara, turistlere yardımcı oluyor ve biz onu hemen tanımak istiyoruz. Öncelikle sizlere Makedonya'ya, Ohri'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Adım Tayyip, soyadım da Tayyip. Yani bu bölgede, Ohri'de, Struga'da coğrafya öğretmenliği yapmaktayım. Aynı zamanda boş zamanlarda da turist rehber olarak da görev yapmaktayım. Geldiğimiz yer, yani Ohri'nin en önemli mekanlarından birisi, gördüğünüz gibi devasa surlara sahip olan Ohri Kalesi olarak geçer. Tabii ki bazı kaynaklarda ise Çar Samuel Kalesi geçer. Bunun da sebebi, yani kalenin en önemli kısmı Çar Samuel dönemine aittir. Yani Çar Samuel 976 ile 1014 yılları arasında, yani burada devlet kurmuş. Aynı zamanda Çar Samuel buradaki mevcut olan kaleyi genişlettirmiştir. Bu devasa görünüme, yani bu kale sahip olmuştur. Baktığımızda bulunduğumuz yer göl seviyesinden yaklaşık 100 metre yüksekte yer almakta. Burası Ohri'nin yani en yüksek tepesi ve burada ilk kale izlerini aslında milattan önce 4. yüzyılda 2. Filip Büyük İskender'in babası tarafından emir verilerek yani burada kale inşa edilmiştir. Aynı zamanda eski tarihi belgelere baktığımızda yani önemli milattan önce 3. yüzyılda Titus Livius tarihçi tarafından Ohri Kalesi'nden bahsedilir. Tabii ki dönem dönem Roma döneminde, Bizans döneminde tabii ki tadilatlar görmüştür. Dediğim gibi en görkemli kısmı yani Çar Samuel'a aittir. O yüzden günümüzde Çar Samuel Kalesi olarak geçer. Aynı zamanda günümüzdeki Ohri Kalesi Makedonya'nın en ihtişamlı kalelerinden birisi. Sadece Ohri'nin değil ve günümüzde Makedonya'nın belediyenin de bayrağının ambleminde, logosunda kale yer almakta.
Evet, yani Ohri Belediyesi'nin amblemi şu an Ohri Kalesi'nden oluşuyor değerli izleyenler. Şey sormak istiyorum da şu an kale bakımda olduğu için kapalı. Tam içerisini sizlere yansıtamıyoruz değerli izleyenler. Ama kalenin içerisinde çok önemli eserler var hocam. Onlardan bahsetsek. 2000 yılından sonra sistematik olarak arkeolojik kazılar yani başlatılmıştır. Ve en önemli bulgular yani altın maske ve altın bileklik bulunmuştur. Bu da milattan önce Briklere ait olduğu tespit edilmiştir. Tabii ki şu an içerisinde aynı zamanda kazı alanları vardır ama burası genellikle daha fazla yani arkeologlar tarafından incelenmesi gerekir. Çünkü içeride gerçekten yani değerli bir tarih barındırmakta. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz ve biz ne yapıyoruz? Ohri Kalesi'nden hareketle Ohri'yi tanımaya beraber devam ediyoruz. Buyurun hocam. Değerli izleyenler, şu an Ohri'de, Ohri Kalesi'nden aşağı doğru indik ve burada manastırlar, kiliseler çok yoğun bir tarihi, kültürel yapıya sahip bir yer olduğu için Ohri karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hocam şu an yağmur da bastırdı, hava da serinleşti. Balkanların yağmuru da meşhurdu değerli izleyenler. Şu an neredeyiz? Şu an bulunduğumuz yer Aziz Kaneo Kilisesi. Yani Ohri'nin orta çağdan kalma bir kilisesi. Ohri'de Çar Samuel yılda kaç tane gün varsa o kadar kilise inşa ettirmiştir. Yani 365 tane kilise. O yüzden yani bir sürü kilise gördük. Toplamda Ohri ve çevresinde 40 üzerinde kilise bulunmakta ve hepsi faaldir. Onlardan bir tanesi Aziz Kaneo Kilisesi. Yapılış tarihine baktığımızda 13. yüzyıla aittir. Tabii ki çok eski bir kilise değildir. Bunu önemli kılan noktası ise bulunduğu muazzam yani manzarası. Sizin de gördüğünüz gibi yamaç üzerinde yani bir kilise. Aşağıdan da gördüğünüz gibi meşhur Ohri Gölü, Avrupa'nın en eski ve en derin gölü. Arkasından da yükselen Ohri Tepesi. Orada da dini, Plavoşnik diye dini bir yer vardır. Orada Osmanlı'ya ait yani bir türbe bulunur, Sinan Çelebi Türbesi. Sinan Çelebi Ohri Adası Mahmud'un oğludur. Kendisi hani yüksek tepe yerde Plavoşnik bölgesinde, imaret bölgesinde Fatih Sultan Mehmet adına bir cami inşa ettirmiştir 1491 yılında. Tabii ki günümüzde sadece kendi kabri korunmuştur. Evet, buradan da onları rahmetle anmış olalım. Ve biz şu an yağmurlu ve biraz serinleşen bir Ohri gününde Ohri'yi tanımaya hocamla beraber devam edelim. Manzara muhteşem hocam, aynen, gerçekten. Buradan denize giriyorlar galiba, evet, değil mi? Evet, atlıyorlar. Buradan atlıyorlar gençler. Denize giriyorlar. Değerli izleyenler, Tayyip hocamızla beraber gezmeye devam ediyoruz ve kendisi sağ olsun Ohri'de çok özel bir el yapımı kağıt atölyesi olduğunu söyledi. Burası Lupcho Panoski ustamızın atölyesi. Biliyorsunuz Sveti Naum Manastırı'nda ilk kez 16. yüzyılda Ohri'de el yapımı kağıtlar yapılmıştı o dönem manastırın ihtiyaçlarını karşılamak için. Ve şu anda da o yıllardan bu yana bu gelenek devam ediyor. 2001 yılında da bu özel sanat galerisi diyelim, sanat evi açılmış ve bu atölyede insanlara, buraya gelen turistlere de bu el yapımı kağıtların anlatıldığını, gösterildiğini biliyoruz. Sağ olsun Tayyip hocamız hemen önlüğü giydi ve bizlere de hocam gösterecek misiniz nasıl yapıldığını? Evet, evet hocam, göstereceğim. Kısaca bir tarihine değinelim burasının. Burası el yapımı kağıt atölyesi. Yani baktığımızda tarihe ilk olarak bu tekniği Çinliler geliştirmiştir. Milattan önce 2. yüzyıla dayanır. Ondan sonra Avrupalı tacirler, tüccarlar 13. yüzyılda Barcelona Limanı'na getirirler. Barcelona Limanı'ndan da Venedik Limanı'na, oradan Dubrovnik'e ve Dubrovnik'ten yani Ohri'ye bu teknik gelmiştir. Ohri'de 16. yüzyılda yani Aziz Sveti Naum Manastırı'nda yani kağıt yapımı yapılmıştır. Kilise ihtiyaçları için. Tabii ki o dönemlere çıkan yangın sonucunda kağıt atölyesi tamamen oradan taşınıp Ohri şehrine getirilmiştir. Ve buradaki bu atölye de aslında onun bir devamıdır. Şimdi isterseniz izninizle yani kağıdın nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Buyurun hocam. Burada gördüğünüz gibi küçük bir havuz vardır. Bu havuza doğal kaynak su atılır. Aynı zamanda kestane ağacın, kiraz, ceviz, meşe ağacın göbek kısmı rendelenip yani buradaki suya atılır. Biraz pamuk da ilave edilir. Burada yaklaşık %60'ı pamuk, %40'ı kestane ağacı vardır. Yaklaşık 23 ile 31 gün burada bekletilir ve gözenekler birleşir, lifler birleşir. Ondan sonra tabii ki onları çıkarmak amacıyla yani yoğun madde dibe çöktüğü için biraz karıştırmamız gerekir. Bu şekilde hafif yani
karıştırdığımızda o yoğun madde üste hemen çıktığını görebilirsek ve elimizde ahşap ve telden yapılmış yani A4 şeklinde bir kalıp vardır. Kalıbı suya batırdığımızda hemen gördüğünüz gibi pamuk ve ağaç bileşenleri kalıbın üzerinde kaldı. İşte bu şekilde ilk aşaması yani kağıdının şeklini elde etmiş olduk. Yani buradan A4 formattan çıkarıp yani bir beze, pamuk beze olabilir, bambustan olabilir, ketenden olabilir. Yani yukarıdan aşağı doğru bastırarak yani kalıptan beze kağıdımızı bastırmış oluruz. Şu an buradaki kağıdın %80'i sudur. Yani o yüzden burada bir pres makinesi vardır. Pres makinesinde yaklaşık 15 saat yani su sızdırılır. Sızdırdıktan sonra güneşte 2 ila 3 gün kağıt bekletilir. Ondan sonra kağıt bu şekli alır. Kolayca, hafifçe yukarıdan aşağı doğru bezden kağıdımızı çıkarmış oluruz. Gördüğünüz gibi son daha bir aşama kaldı. Ütüleme aşaması. Ütüleme yapıldıktan sonra kağıt dümdüz olur. Yazıma, çizime müsait durumuna getirilmekte. Gerçekten harika. Peki hocam bu kağıtlar çok daha dayanıklı mı oluyor? Yani bunu yazılan yazılar. Kağıtlar yani kullanış tarihi sonsuzdur, sınırsızdır. Yani güneşten korunduğunda, güneşten, nemden, sudan korunduğunda yani kağıtların sınırsız olarak yani kullanabileceğimizi net olarak söyleyebilirim. Burada zaten şu an yazılan kağıtlara yazılan yazılar da var. Burada sunuluyor, satışı da yapılıyor. Demek ki buradan aldığımız zaman bu kağıtlardan ömür boyu evimizde saklayabiliyoruz. Güzel kurayabilirsek nemden uzak, yağmurdan, güneşten uzak aynen. Yani ömür boyu kurayabiliriz. Çok güzel. Peki şurada bir de bir makine gördüm. Bu nedir hocam? Bunu anlatsak. Bu makine yani dünyada 3 tane makineden birisi Johannes Gutenberg matbaasının kopyasıdır. Bu makine Salzburg şeklinde Avusturya'da imal edilmiştir, buraya getirilmiştir. Orijinal makine Gutenberg'in günümüzde Almanya'da Mainz şehrinde müzede sergilenmekte. Diğer matbaa Slovenya'nın Bled şehrinde bulunur ve üçüncü matbaa da burada bulunduğumuz Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde bulunmakta. Burada gördüğünüz gibi matbaa yaklaşık 170 yıllık bir matbaa. Salzburg şeklinde imal edilmiştir, buraya getirilmiştir ve buradaki matbaanın da çalışmasını size gösterebilirim. Johannes Gutenberg 16. yüzyılın başlarında yani matbaa inşa ettiğinde ilk yani İnciller yani matbaasında bastırmıştır. Onun matbaası kurşun harflerle yani basılmıştır ama harfler sağdan sola ayna perspektifiyle yani dizilenmiştir. Burada tabii ki bunun bu şekilde de yapabilirsek ama burada aynı zamanda kalıplar da vardır. Kalıplarımız vardır. Burada geldiğimiz yani meşhur Ohri Caddesi vardır. Yani bu kalıp burada işlenmiştir ve kalıbı buraya koyduğumuzda aynı zamanda biraz katran alıp kalıp üzerine süreriz. Katranı sürdükten sonra cila da olur, boya da olur ama katran daha uygundur. Ondan sonra kağıdımızı koyduğumuzda kalıp üzerine ve pres makinesini sıktığımızda saniyeler içerisinde kalıptaki çizim kağıda aktarılmış olur. Şu şekilde size göstereyim. İşte kalıp ve işte gördüğünüz gibi çizim. Harika. Gerçekten harika değerli izleyenler. Ohri'ye geldiğinizde Ohri Kalesi'ne çıkan yol üzerinde hemen ustamızın dükkanı var. Evet, ustamız da burada gördüğünüz gibi kendisiyle beraber burada güzel işletmesinde gelen turistleri, ziyaretçileri bekliyor. Tayyip Hocam teşekkür ederiz. Biz buradan ayrılalım. Tekrar Ohri'yi tanımaya devam edelim. Hayatımda ilk defa bir kağıt atölyesine gittim ve binlerce yıl önce kağıdın nasıl yapıldığına şahit oldum. Bu benim için unutulmaz bir deneyimdi. Ve tabii ki ziyaret ettiğimiz önemli bir yer. Ohri Kalesi'ne çıkan yol üzerinde konumlanan Kuzey Makedonya'nın Orta Çağ'dan kalma en eski ve en büyük eseri olarak kabul edilen Ayasofya Kilisesi'nin 9 veya 10. yüzyıllarda inşa edildiği söyleniyor. Osmanlı bu bölgeyi fethettiğinde kılıç hakkı olarak en büyük eser olduğu için Ayasofya'yı camiye çevirmiş. Ama içerisindeki hem Doğu Roma hem de Batı Roma'ya ait tasvirler bozulmadan badana ile örtülmüş. Bu da bin yıllık fresklerin günümüze kadar ulaşabilmesine imkan tanımış. Ohri'de binlerce yıllık tarihi mekanları gördüm ve şöyle bir düşündüm. Buradan kimler kimler geçti, bu taşlar nelere şahit oldu? Balkan Saati Ohri'de ve bu hikayenin bir parçası oluyor.
Değerli izleyenler, Ohri'nin incisi meşhur. Biz de inci gibi bir dükkana geldik. Yanımızda Abidin Bey var. Hem inci ustası hem de bu güzel dükkanın sahibi kendisi. Biliyorsunuz Balkanlar'da da yağmur bir geliyor bir gidiyor. Hava bir güneşli derken hem dedik biraz da yağmurdan böyle güzel bir yere sığmış olalım. Hem de incinin hikayesini dinlemiş olalım dedik. Ve şu an Abidin Bey'in yanındayım. Abidin Bey merhaba. Biz sizi tanımak istiyoruz öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. İsim Abidin Abdurrahman. İşte bu dükkanı işletiriz. Aileceğiz beraber. İnciden size bahsedelim. Okrit incisinin özelliği nedir? Ham madde sedeftir. Sedef önce midyenin içinden çıkar. Yani işlenip top haline gelir. Sonra üzerine özel bir sıvı atılır. Okri gölünde bir balık vardır. Plaşitsa isminde. Onun pullarından özel bir sıvı elde edilir. O sıvı sedefe uygulanır. Uygulandığında inci haline gelir. İnciye benzer, o orijinal inciye benzer. Ondan okrit incisi ismini almıştır. Yani o zaman şöyle, Ohri Gölü dışında bu balık olmadığı için biz bu inciyi sadece Ohri'de bulabiliyoruz, Ohri çevresinde bulabiliyoruz. Evet, bir de Baykal Gölü'nde o balık vardır. Zaten hikayesi nedir onun? 1924 yılında Baykal Gölü'nden bir adam gelmiş Ohri'ye. İşte o oradaki gölle bizim Ohri Gölü'nün flora faunası aynı olduğundan aynı balık orada da varmış. O sarıyı o buraya getirmiştir. Yani 1924'ten beri Ohri incisi üretilmeye başlamıştır burada. Harika gerçekten. Peki siz aileden bu işi yapıyorsunuz muhtemelen. Çocukluktan itibaren mi incinin içindesiniz? Vallahi biz yaz 3. generasyon. Dede başlamıştır bu işi yapmaya. Sonra babam devam etmiştir. Ondan sonra biz yaparız bu işi. Eyvallah, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, evet Ohri incisi şu an önümde duran kolyeleri, takıları görüyorsunuz. Tesbihler var burada. Yine farklı takıları, mücevherleri görmek de mümkün. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz Ohri'de dolaşmaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar, bereketli kazançlar diyerek buradan ayrılıyoruz. Sağ olasınız. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Evet hocam, Ohri'li Ali Paşa Camii'ne geldik. Evet hocam, geldiğimiz cami aslında Ohri'nin en gözde camilerinden birisi. İsmi Ali Paşa Camisi, cami yaptıran 1573 yılında Süleyman Paşa, tarihi belgelerde Ohri Deftarı olarak geçer. Baktığımızda cami 1823 yılından büyük bir tadilattan geçmiştir. Bunu da yani Belgrad Veziri Ali Paşa yaptığı için o yüzden günümüzde Ali Paşa'nın ismini taşımakta. Cami aynı zamanda Balkan Savaşları'ndan 1912 yılında Bulgarlar tarafından minaresi tamamen yıkılır ve caminin 107 yıl minaresi yoktu. Cami ayaktaydı ama minaresi yoktu. 2017 ile 2019 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hem minaresi temelden hem de revvak kısmı içerideki süslemeler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım geçirildi ve ibadete açık oldu. Ve günümüze bu şekilde ulaşmış oldu. Değerli izleyiciler, hemen Ohri'nin merkezinde, şehir merkezinde güzel bir alanda. Burada bir çınar ağacı var. Görmüş olduğunuz gibi tam arkamızda yer alıyor çınar ağacı. Gövdesi de ayrılmış. Artık yaşlı bir çınar ağacı çünkü. Ama hala ayakta. Çünkü biliyorsunuz çınar ağaçları çok uzun yıllar yaşayabiliyorlar. Hocam bu ağaç için 100 yıllık diyen var, 200 yıllık diyen var, 500 yıllık diyen var, 1000 yıllık diyen var. Biz ne diyeceğiz? Bulunduğumuz yer Çınar ve aynı zamanda bu meydana da ismi Çınar Meydanı olarak geçmekte. Yani ismini asırlarca arkamızda durduğu çınar vermekte. İki tane rivayet vardır yani tarihine baktığımızda. Birincisi 1100 yaşında olduğu söylenmekte. Yani aşağıda yani gördüğümüz Azikir Metodi kardeşler vardı. Yani Slavların kullandığı ilk alfabenin banileri olarak bilinmekte. Onların başlattıkları ilk misyon üzerine dikildiği düşünülmekte. Buna bakacak olursak yani 1100 yaşındadır. Bazı tarihçiler de yani Osmanlı burasını fethettiğinde bu çınar ağacını dikmiştir. Yani Osmanlı burasını 1385 yılında Çandarlı Hayrettin Paşa önderliğinde 1. Murat döneminde fethetmiştir. Bu tarihe de bakacak olursak yine 600 kusur yıllık bir çınar ağacıdır. Zaten gövdesine baktığımızda gövdesinin genişliğini görebilirsek. Tabii ki günümüzde yani çınar kuruma durumundadır. 2002 yılında da büyük bir yıldırımın düşmesiyle yani yarı kısmını kaybetti. Koruma önlemler alındı. Ohri'nin aynı zamanda önemli tarihi
tanıtıdır çınar ve günümüze baktığımızda Makedon dilinde çınara yavur denir ama Ohrili Makedonlar da bu çınar ağacına çınar denmekte. Evet, çok güzel gerçekten. Çok da güzel açıkladınız hocam. Tabii Ohri doğal güzellikleriyle de biliyorsunuz değerli izleyiciler meşhur bir şehrimiz. Aynı zamanda üzüm bağları da şehirde aslında çok yaygın şekilde kendisini gösteriyor. Hayatın, doğallığın, tabiatın, yeşilliğin içerisinde olan bu güzel şehirde şu an biz hemen çınar ağacının önündeyiz değerli hocamla, Tayyip hocamla ve ben kendisinden ayrılacağım şimdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün bize eşlik ettiniz hocam. Eklemek istediğiniz bir mesajınız varsa da buyurun buradan aktarmış olalım. Kuzey Makedonya'dan yani Ohri şehrinden Türkiye'ye kucak dolusu selam gönderiyorum. Emanetle kalın. Değerli izleyenler, burası Kuzey Makedonya'nın güneyinde yer alan Ohri şehri ve gerçekten çok güzel bir şehir. Ohri Gölü'nü hemen yanımda görüyorsunuz. Şu an dalgalı sular. Balkanlarda hava her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Bazen güneşli, bazen yağmurlu ve şu an hem rüzgarlı hem de Ohri Gölü'nün dalgalı sularını anladığınız kadarıyla gerçekten ciddi anlamda bir soğukluğu söz konusu şu an. Biz burada neler yaptık? Eyüp Salih'le konuştuk, Tayyip'le konuştuk. Gerçekten bize çok yardımcı oldu sağ olsun. Bizim için çok önemli bir deneyim olan Ohri Kalesi'ne çıktık, El Kağıtları Müzesi'ni ziyaret ettik, amfiteyatroyu görmüş olduk ve Ohri'yi incisiyle beraber, Ohri incisini göstererek tamamlamış olduğumuzu düşünüyoruz. Ve Balkan Saati'nden şimdilik sizlere veda ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyoruz.